Sevgili Cumhuriyet TV izleyenlere hoş geldiniz. TÜİK, Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Hemen aktaralım. Şubat ayı enflasyonu 4,53 oldu. Yıllık enflasyon ise 67,07 oldu. Bugün bu verileri değerlendireceğiz. Çünkü ENAG'dan da bir açıklama gelmişti enflasyon verilerine ilişkin. Ve her zaman olduğu gibi bu iki kurumun açıklamaları arasında farklar var. Bugün konuğumuz ENAG Araştırma Grubu'nun da bir üyesi olan Doçent Doktor Oğuz Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Yerema. Şimdi dilerseniz öncelikle TÜİK'in açıkladığı veriler üzerinden sizden bir ilk değerlendirme alayım. Neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? Beklentinin üzerinde bir rakam açıkladı, veri açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Dedi ki yani biz galiba yavaş yavaş akıllanıyoruz. Yavaş yavaş daha iyi ölçmeye çalışacağız bunu. Çünkü üzerlerinde ciddi bir baskı var. Ölçemediğiniz ekonomiyi yönetemezsiniz. Dolayısıyla o ölçümü düzgün yapmaları gerekiyor ki yavaş yavaş uyguladıkları politikaların da karşılığını görebilsinler. Ancak yine de şunu da söylemekte fayda var. Bu bir tek başına ölçme meselesi de değil, şeffaflık meselesi bir tarafıyla. Yani Türkiye İstatistik Kurumu geçen ay işte düşük açıklarken ortalamadan, ondan önceki ay, ondan önceki ay bizim yaşadığımız ve hissettiğimiz enflasyonun çok altında bir veri açıklarken de aynı şeyi söylemiştik. Bugün de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çok zor bir şey değil. Sahadan veri topluyorlar. O verilerin yani işte bir ürünün fiyatı mesela marulun fiyatını kaç para bulmuşlar? Şubat ayında işte domatesin fiyatını kaç lira bulmuşlar? Bunları biliyorsunuz Mayıs 2022'ye kadar açıklıyordu Türkiye İstatistik Kurumu ama son neredeyse 2 seneye yaklaştı. 2 senedir açıklamıyor. Dolayısıyla bir şeffaflık sorunu da var. Yani şimdi Türkiye İstatistik Kurumu beklentinin üzerinde açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu'nun bulduğu enflasyon oranının üzerinde buldu. Her şey düzeldi mi? Yok. Yani öyle bir şey söz konusu dahil değil. İkincisi de yani bu düzelme Şubat ayında oluyor. Eğer düzelmeyse tabii adı. Ama biz memurun, emeklinin maaş zammı, işte enflasyon zammı Aralık ayında oluyor. Dolayısıyla yani burada da bir sorun var. Bunu da düşünmek gerekiyor. Anlamaya çalıştığım kadarıyla da iki rakam öne çıkmış, iki veri. Aylık enflasyon çok üstünde gerçekleşiyor. Biri gıda, diğeri de eğitim. Yani gıda tarafı biraz Ramazan etkisi, biraz mevsim geçişinin fiyatlara yansıması, biraz da Ocak'ta daha yüksek bulmuştu mesela enflasyon araştırma grubu. Hani o Şubat'ta daha çok yansımasını bulmuş gibi. Eğitimde ise şöyle bir sorun var. Yani işte yılbaşı, yeni yıl eğitim öğretim yılı için Eylül ayındaki erken kayıt dönemi fiyatları belli oldu. Onun artışı var. Bir de ikinci dönem okullar açıldı. Okullar açılırken bir hareketlilik yine ne kadar da olsa eğitim harcamalarında, kırtasiyede vesaire olur. Onun etkisi olduğu görülüyor. Üst üste koyduğumuzda ama şunu görüyorsunuz. Yani biri gıda bugünümüz. Yani değil mi? Sağlıklı beslenmek ve bir devletin en önemli görevi yurttaşlarının sağlıklı beslenmesini sağlamak, sağlıklı olmasını sağlamak. Bunun için gerekli politikalar yapmak. Diğeri eğitim geleceğimiz. Her ikisinde de erişimin daha zorlaştığını bir önceki aya göre ve bir önceki yıla göre açıklanan verilerden görüyoruz. Ama söylediğim gibi buradaki mesele şu. Mesela geçen ayda tam tersi enflasyon araştırma grubu ENAG'ın bulduğunun çok altında bir enflasyon oranı bulmuştu Türkiye İstatistik Kurumu. İkisini şöyle değerlendiriyorum. Yani benim temel tespitim şu gibi. Aslında Ocak ayında görülen bazı zamları TÜİK Şubat ayında bulmuş ki beklentinin üzerinde ve enflasyon araştırma grubunun araştırmasının üzerinde bir veriye ulaşmış. Peki Sayın Demir, şimdi Mayıs'ta aslında enflasyonun zirveye ulaşması bekleniyor. O Mayıs ayına ilişkin enflasyon hangi noktaya gelebilir? Yüzde kaça yükselebilir? Bir tahmininiz var mı? Bir öngörünüz var mı? Yani şöyle 75 civarı bir şey gözüküyor, beklenti gözüküyor. Ben biraz daha üzerine çıkabileceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü özellikle seçimden sonra yani 1 Nisan sonrasında kurda bir hareketlenme olabilir ve o kurdaki hareketlenmenin fiyatlar üzerine yansıyabileceğini öngörebiliriz. Yani beklentinin üzerinde şu ana kadar şöyle bakarsanız son 4-5 aydır her ay 1 lira civarı bir artışı var. Tesadüf müdür yoksa hani başka bir şey mi vardır? Yani anladığımız kadarıyla Merkez Bankası bunu 1 lira 1 lira böyle yukarı doğru götürüyor. Ya da o kadar gitmesine izin veriyor ama seçimden sonra bu değişebilir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın tahmin ettiğinin üzerinde bir enflasyonun ortaya çıkması söz konusu. Ancak şunu da unutmayalım. Geçtiğimiz sene Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çok yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldık biz. Bunun da temel nedeni
Yine seçim sonrasında işte başta özel tüketim vergisi olmak üzere kamunun uyguladığı fiyatlar, biz onlara yönetilen yönlendirilen fiyatlar diyoruz. Oradaki yüksek artışlardı. Şimdi yine görüyoruz ki verilerden Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki eğer diyor yönetilen yönlendirilen fiyatları çıkartırsanız enflasyondan yani %72 çıkacaktı. Hani orada bir 5 puanlık bir fark var. Dolayısıyla aslında o yönetilen yönlendirilen fiyatlarda biz henüz daha seçim etkisini görüyoruz. Seçimden sonra oralarda biraz daha yukarı hareket görülebilir. Bence en iyi ihtimalle hani bizim böyle Merkez Bankası'nın tahmin ettiği 30'lu seviyelere gelmemiz bu sene çok bana kolay gözükmüyor. Yani işte belki 36 diye tahmin ediyor Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ama 40'ın üzerinde bir yerde bitireceğimizi tahmin ediyorum. Ve bence işin kötü tarafı bu süreç yani seçim sonrası seçimden sonra oluşacak tablo ve hükümetin atacağı adımlara bağlı olarak bence biz şu süreçte 2025'i de enflasyonla mücadele adına ciddi bir akamete uğratıyor. Ciddi sorunlar yaratıyor. Yani henüz daha işte bir kurun geleceği seviyeyi görmedik. Tam bir sağlıklı piyasa fiyat oluşumu oluşmuyor. Kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyorlar. Bunun etkisi var. Orada biz satıyoruz döviz ama KKM'den çıkmak isteyenlere satıyoruz diyor. Bu da piyasaya müdahale bir tarafıyla bakıldığında. Hani piyasaya müdahale etmeyeceğim bir yana bunu da yapıyorlar. Dolayısıyla sağlıklı bir fiyat oluşumunu döviz piyasasında henüz görmedik. Tabii petrol fiyatları biliyorsunuz çok önemli. Direkt çünkü benzinde ve motorinde etkisini hissettiriyor. Bu birçok ürünün maliyetini etkiliyor. Yine ithal malların fiyatları dövize bağlı. O yüzden yani bence şöyle bir gerçeklik var. Bizim enflasyonla ilgili bir tahmin yapabilmemiz için 1 Nisan'ı ve 1 Nisan sonrasındaki ekonomi politikalarını görmemiz lazım. Bugün bize ne anlatırlarsa anlatsınlar 1 Nisan günü başka bir hikaye anlatacaklar. İşte seçimin sonuçlarına bağlı olarak belki daha dikkatli bir tavır sergileyecekler ya da diyecekler ki yani biz ne yaparsak yapalım zaten karşılığını alıyoruz vatandaştan seçimde oy olarak. O zaman şimdi bir sonraki genel seçime kadar gidecek süreci daha etkili değerlendirelim ki 1 2 sene içerisinde bir acı reçeteyle enflasyonu düşürelim. O arada vatandaş belki perişan olacak. Onlar açısından ne önemi var bilmiyorum ama sonraki 1 sene 2 sene daha düşük bir enflasyonla seçime gidelim diyebilirler. Ama bunları hiç söylemek için dediğim gibi çok erken bu senaryolar için. Bence biz Nisan ayını görmeden Nisan hem seçimi sonuçlarını hem de bu sonuçların iktidarın politikalar üzerindeki etkisini görmeden bir hareket yapamayız. Bunun için de şunu söylemem lazım. Biz 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra oradaki iktidarın kaybı, iktidarı biliyorsunuz heterodoks epistemolojik kopuşları getirmişti. Yani öyle demişti Bakan Nebati göreve gelince. Yani yine benzer bir yol haritasına dönmeleri söz konusu olabilir. Enteresan bir bence süreç göreceğiz. Ama 31 Mart 2024 seçimleri hükümetin bundan sonraki ekonomi politikası açısından belirleyici olacak. Peki Sayın Demir, şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin tutmayacağına ilişkin de bir cümleniz oldu konuşmanızın içerisinde. Sizce 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek enflasyon raporu toplantısında bu tahmin değiştirilebilir mi? Sanmıyorum. Onlar şöyle bir yöntem izliyorlar. Şu anda beklenti yönetimine odaklanmış durumdalar. Fiyatların daha fazla artacağı beklentisini kırmak istiyorlar toplumdaki. Dolayısıyla onu değiştireceklerini çok sanmıyorum. Çünkü bir de şunu da görmek isteyeceklerini tahmin ediyorum. Yani özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında geçen seneki o yüksek enflasyonun baz etkisi yani geçen sene fiyatlar çok yükseldiği için o aylarda takip eden yılda işte o aydaki fiyata göre artış daha sınırlı oluyor ve dolayısıyla yıllık enflasyon görece düşüyor. O yüzden de onu bir görmek isteyebilirler. Yani baz etkisinin ne kadar fiyatlar üzerinde ya da yıllık enflasyon üzerinde onların beklediği etkiyi yaratacağını bir görmek isteyeceklerdir. Bunun için de işte dediğim gibi Nisan sonrası, Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da dövizin nasıl seyredeceğini görmeleri lazım. O yüzden yani eğer biz Nisan ayında çok böyle kurda sert hareketler görmezsek, yani yine Merkez Bankası orayı belirli bir çizgide tutmaya devam ederse değiştirmeyeceklerini tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bambaşka bir yola girdiler. Dediler ki hayır biz artık tamamen serbest bırakıyoruz kuru. 3 lira çıkıyorsa 3 lira, 5 lira çıkıyorsa 5 lira diyorlarsa, derlerse o zaman da
belki o revizyonu görebiliriz. Ama ben büyük olasılıkla bir revizyon yapmayacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü şu ana kadar getirdiği Merkez Bankası'nın son işte Haziran'da göreve geldiler. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 6 ay. Hani oraya 2 ay da şimdi ekleyin. 8 ay bir de Mart'ı görecekler. 9 ay, bu 9 aydır beklenti yönetimini önemsiyorlar. Yani insanların önce, yurttaşların önce para harcama konusunda geri adım atmasını, talebini kısmasını bekliyorlar. Onun olup yani onun iki yöntemi var. Bir işte faizler yükseliyor, iki kredi kartı düzenlemelerini konuşuyoruz bir süredir seçimden sonra muhtemel olan. Üçüncüsü ise işte vatandaşın enflasyonun ileride daha düşük seyredeceğine ilişkin beklentisini oluşturabilmek. Yani bu üç ayakta daha çok tüketici talep tarafını kontrol etmeye çalışıyorlar. O yüzden de ben Mayıs ayını görmeden, Mayıs'ın sonunu görmeden, hatta işte Haziran, Temmuz, Ağustos'u da ektiğim üzerine Eylül'ü görmeden pek orada bir değişiklik yapacaklarını tahmin etmiyorum. Peki Sayın Demir, çok teşekkür ediyorum ama sonlandırmadan evvel bir şey daha sormak isterim. Şimdi Tabii. biliyorsunuz çok uzun süredir emekliler düşük aylıklar sebebiyle işte şikayet ediyorlar, eylemler yapıyorlar ama son duydukları cümlede bütçe yok, kaynak yok şeklinde oldu. Dün de İstanbul'da hem Bakırköy'de hem Kartal'da emekliler bu duruma tepki gösterdiler. Bir ekonomist olarak, bir uzman olarak size şunu sormak isterim. Şimdi bir şey için kaynak olmaz mı yoksa neye kaynak ayrılacağı tercih mi edilir? Bütün bu süreci emeklilerin içinde bulunduğu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Yani yaklaşık 10 trilyona yakın bir bütçe tasarlıyorsunuz sene başı itibariyle. Yanılmıyorsam 7,8 trilyon ya da 8 trilyon civarı bir şeydi. Şimdi demek ki orada bir 8 trilyon var. Buradan nereyi tercih edeceğiniz, yani bu parayı nereye harcayacaksınız? Şimdi az önce söyledim size, eğitim. Mesela eğitim harcamaları yapıyoruz biz. Bütün okullarımızda yeniledik, yenileme yapacağız bu sene. İnanılmaz bir altyapı oluşturacağız. Öğretmenlerimizin kalitesini arttıracağız. O yüzden emeklilere kaynak yok derseniz, bu ülkenin emeklileri döner derler ki tabii ki geleceğimiz daha önemli. Biz 3 ay daha işte çorbamız, bir çorba kaynasın yeter derler. Ya da döner der ki hükümet ben hastaneleri revize ediyorum. Buralara sizin sağlığınız için yeni makineler alıyorum, yeni doktorlar alacağım, yeni bir altyapı yapacağım dersiniz. Onu da kabul eder bu ülkenin insanı. Yeni hizmetler getireceğim dersiniz, onu da kabul eder bu ülkenin insanı. Buradaki sorun şu, az önce konuştuk, eğitimin enflasyonu yıllık %70, %80'e gelmiş durumda. Yani neden %80'e geliyor eğitim enflasyonu? Çünkü özellikle büyük şehirlerde insanlar çocuklarını özel okullara göndermek istiyorlar ve bunun için para harcıyorlar. Yani eğitim hizmetini özelleştirmişsiniz, özelleştirmeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla buraya harcadığınız para gün be gün, gün be gün bütçeden azalmış. Sağlık hizmetlerine bakıyoruz, hastanelerdeki randevu sorunlarını konuşuyoruz. Bundan işte birçok alanda bir ay sonrasında, 2 ay sonrasında insanlar randevu alabiliyorlar. Demek ki oradaki kapasite de yeterli değil ve arttırılmamış. Yani oraya da para aslında düşündüğümüz kadar harcanmıyor. Yani başka hizmetlere çok hizmet yapılıyor, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor diyeceğiz. O da gözümüzde, özellikle yine büyük şehirler için söylüyorum, gözümüze dokunur, dişe dokunur bir şey göremiyoruz. Yani bunları yapsalar ve deseler ki emekliye, ya biz size şimdi 5 bin lira zam yaptığımız zaman bunun yaklaşık maliyeti 1 trilyon lira ve biz bunu ödeyemiyoruz derler sanırız. Ama bütçeden para nereye gidiyor diye bakıyorsunuz. Yani bundan 5 sene, 10 sene evvel bize hiç para ödemeden bakın yap işlet devret yapacağız. Onların çok güzel bir model kurduk dedikleri yerlere gidiyor. İki, şu zamana kadar yani özellikle son 3 yıldır Türkiye'nin risk primi çok yüksek seyrediyor ve bütçe yetmediği için bu enflasyonist ortamda devlet vergi toplamak yerine seçime doğru gidilirken daha fazlasını toplayabilirdi. Yani diyeceksiniz ki toplamıyor mu? 2 kere MTV aldı ama daha fazlasını da yapabilirdi. Durduğu bir nokta oldu az önce söylediğim de o. Bu orada durunca parayı nereden bulacak? Gidecek borçlanacak. Yüksek risk priminin olduğu bir ortamda borçlanınca faiz giderleri yüksek oldu. Bakın 1,2 trilyon lira faiz ödeyeceğiz biz. Yani şimdi bu az bir rakam mıdır? Emekliye 1,4 trilyon yok ama sana borç verene 1,2 trilyon. Hangisine daha çok muhtaçsa kaynağı ona ayırır. Şu anda daha fazla muhtaç olduğu Türkiye'ye borç verenler seçim bittikten sonra çünkü emekliye de muhtaç olmayacak, oy istemeyecek. Memura da muhtaç olmayacak, çalışana da. Yani orada bir düzen var ve o düzeni sürdürmeye devam edecek. O yüzden de gönlünü eğlemek istediği kısım sermaye sınıfı. O yüzden de gönlünü eğlemek istediği sınıf Türkiye'ye borç veren yabancı yatırımcılar, fon sahipleri. Yani dediğim gibi çok eğitime para harcıyorsunuzdur da dersiniz ki emekliye size para veremiyoruz, ülkenin geleceğini kurtarıyoruz. Eğitimin hali ortada.
daha iyi sağlık hizmetleri veriyoruz biz size dersiniz. O da yok. Ama bütün bunlar yokken siz emekliye dönüp şunu dediğiniz zaman yani size para yok. Yani kalplerinin kırılması da çok normal. Hatta yani bunun hesabını da bir şekilde bir yerde vatandaşın keşke demokratik kanallar çalışıyor olsa yani işte sivil toplum örgütlerinin ya da sokak protestolarının yapılabildiği bir ortamda olsa o zaman hani seçimden bağımsız olarak sandıktan bağımsız olarak dersiniz ki emeklileri örgütlenir dertlerini dile getirirler. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef demokrasiyi de bir sandığa indirgemiş bir iktidar var. Sadece sandığın sesini duyan, sandıkta aldığı oy oranına bakan bir iktidar var. Böyle olunca da tabii başka bir alan yok ve hani emekli de sahada göstersin tabii ki sendikalarla göstersin ama yani bir o kadar da bu 31 Mart seçimlerinde yani bir bakın biz buradayız demesi iktidara lazım bütün sorunlu grupların. Yani derler demezler orası tabii ki vatandaşın kendi takdiridir. Hani istediği tercih ettiği şekliyle oy verir ama benim gözlemim şu ki ekonomi politikası tercihler politikasıdır. Kimden yana tercihinizi koyacağınıza karar verirsiniz. Bu iktidar tercihini bugüne kadar seçim dönemleri hariç hep sermaye ve işte borç veren yatırımcı, yabancılardan yana kullandı. Şimdi de bunun bir aslında demosunu gösteriyor. Seçime doğru gidildiği için çok özür dileyerek söylüyorum. Hani bir parmak bal çalmaya çalıştığı yerler var. İşte emekli ikramiyesini 1.000 lira arttırdı. İşte arttırdık bak işte diyor. İşte maaş zamlarını %50'lere doğru getirdiler. Sanıyorlar ki işte şey bu %50 insanları kurtarıyor. Halbuki tamamen yaptıkları bambaşka bir şey. Bu şartlar altında da şunu görüyorsunuz, şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani tamam eyvallah ama sizin tercihleriniz asıl burada belirleyici. Yani tek seferlik desteklerle insanların hayatları iyileşmiyor. İnsanları yoksulluğa doğru itiyorsunuz. Oradan çıkaracak işler yapmanız lazım. Buna da yok diyorlar. Vatandaş da tepkisini herhalde gösterecektir diye tahmin ediyorum. Peki. Sayın Demir çok teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Her zaman seve seve iyi yayınlar dilerim, kolaylıklar. Hoşça kalın. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Şubat ayının TÜİK verileri açıklandı. Enflasyon verileri şöyle söylendi. Şubat ayı enflasyonu %4,53 ve aslında ENAG bu aylık enflasyonu TÜİK'e göre bu kez şaşırtıcı biçimde daha az ölçmüştü. 4,32 demişti. Yıllık bazda baktığımızda da TÜİK %67,07 derken ENAG %21,98 diyor. Bu verileri değerlendirdi Doçent Doktor Oğuz Demir bizler için. Biz de sizler için aktardık. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.